Arkadaşlar bakın neredeyim? Ormanın ortasındayım. Tam bizim mahallenin karşısındaki büyük orman burası. Şu aşağıki taraflardan yazın Temmuz ayında ben mantar topluyordum. Beyaz orman mantarları burada oluyor. Hemen şurada bizim mahalle, şu karşıda. Orman sık olduğu için görünmüyor şurada. Belki bazı evleri görebilirsiniz. Tam karşımızda kaldı bizim mahalle. Burası normalde yazın tabii karanlık oluyor, kapalı oluyor. Yapraklar olduğu için. Şu an yapraklar döküldüğü için etraf bakın. Belli bir mesafe yine görünüyor. Yabani hayvan olur mu? Olabilir. Domuz olabilir. Kurt olabilir. Ben yine de yazın gelip şu aşağılardan mantar topluyordum. Yine toplayacağım tabii Allah izin verirse. Yaz geldiğinde tabii bu kadar derinlere kadar gelemiyorum. Ben her ne kadar burada büyümüş olsam da buralara kadar gelemiyorum yazın. Etraf çok kapalı oluyor, karanlık oluyor. Etrafınızı göremiyorsunuz. Sadece böyle 20 metre, 25 metre ancak etrafınızı görüyorsunuz yazın. Peki burada ne işim var? Uzun zamandır ben buraya gelmek istiyordum. 25-30 yıldır buraya gelmedim. Daha önceden biz buralara gelirdik, gezerdik içerisinde. Bu kadar belki kapalı değilmiştir o zaman ama yine de gelirdik yani. Uzun zamandır gelmemiştim. Buralara gelip böyle gezmek istiyordum ben. O yüzden buraya geldim arkadaşlar. Şöyle biraz daha devam edeceğim. Bakın buralarda hep böyle kesilmiş ormanlar. Bunları ormancılar kesiyorlar. Onlar kesiyorlar yani. Buranın ucu nereye çıkıyor arkadaşlar? Diğer bizim komşu köy var ileride. Oraya çıkıyor. Tabii hemen bunun ucunda değil. Orman bittikten sonra araziler var. Ondan sonra ileride bizim komşu köy var. Bayağıdır ben buralara hiç gelmemiştim. Şu an bana da bir değişik geliyor. Yanımda da hiç kimse yok. Tek başımayım arkadaşlar. Tabii kendimi koruyacak kadar yabani hayvan çıkarsa ekipmanım var. Biraz daha gideceğim. Az sonra zaten bu orman bitiyor. Ondan sonra geri çıkacağım. Bugün de hava çok güzel. Böyle çok sessiz, sakin. Akşam üzeri 3.30-4 civarı. Burası da öyle sessiz, sakin ki rüzgar falan da yok hiç. Az daha devam edeceğim şöyle ileri kadar. Az sonra zaten orman bitiyor. Sonra geri döneriz. Etrafı size de göstereyim arkadaşlar bir taraftan. Böyle patika bir yol. Az sonra şu ileride bitecek. Arkadaşlar yol bitti. Yolun önünü kapatmışlar. Bakın yolun önü kapalı. Herhalde buradaki arazi sahipleri hayvan falan gelmesin diye burayı da kapatmışlar. ...25-30 yıl olmuştur. Çocukluğumuzda gelirdik buralarda, gezerdik. Daha ileri devam etmeyeceğim. Aslında şöyle geçsek de aynen şöyle geçelim. Karşı mahalleyi de
komşu köyü de size göstereyim. Geçmeyecektim ama geçelim yine de şuraya kadar. Geçelim bakalım. Bariyeri geçtik arkadaşlar. Hem ağaçla çakmışlar hem de tel kullanmışlar. Şimdi buralarda inşallah kimse yoktur da kimseyi rahatsız etmeyiz. Buraya da fındık dikmişler daha önceden. Burası boştu bu araziler. Evet arkadaşlar şöyle. Bugün çok değişik bir yere geldik. Hiç bu kadar ileri gelmeyi de düşünmüyordum aslında. Buraya kadar gelmişken şöyle buradan da biraz çekim yapalım. Bakın şurası bizim köyün bir mahallesi. Bakın ne kadar güzel yerde duruyorlar. Gayet güzel manzaralı bir yer. Çok tepe bir yer. Bakın karşısı Samsun'un merkezi. Her yeri görüyorlar oradan. Ama yalnız kışın çok soğuk oluyor. Direkt soğuk konulara gidiyor. Orada zaten sadece bir tane hane yaşıyor. Diğerleri İstanbul'a sağa sola gitmişler. Bir tane de yeni ev yapmışlar bakın en tepede. Sarıgöl Mahallesi orası. Yeni bir tane ev yapılıyor oraya. Bizim köyün diğer mahallesi. Şöyle gelen yol bizim mahalleye geçiyor. Ben şuralarda geziyordum. Bakın su deposu var şurada. Tepede. Tam şu tepede su deposu var. Oralardan çok videolarımız var. Mantar toplarken, dolaşırken falan. Aşağı tarafında şurada bir mahalle var. Bakın şöyle. Aşağı tarafı daha kalabalık. Yukarı doğru yavaş yavaş geliyor o mahalle. Birleşecek sanki şöyle. Şurada 2-3 tane ev var. Yeni yapıldı onlar. Aşağı tarafta kalabalık bir mahalle var. Komşu köyün mahallesi. Şurada bakın bir mahalle var. Biz ilkokulu burada okuduk. Bu taraftaki karşıda daha kalabalık evler var. Bu taraftaki karşıda biz okulu okumuştuk. Oraya gidiyorduk arkadaşlar şöyle. Ormanın içinden geçiyorduk. Az önceki geldiğim ormanın içinden geçiyorduk. Tabii şöyle aşağıdan gidiyorduk. Aşağıdan kestirme yol var. Şöyle. Bizim mahalleye gelen kestirme yol var ama yine ormanın içinden geçiyor sonuçta. Her gün, her akşam oradan geçer. Okula giderdik, ilkokula. Şu karşıdaki mahallenin bu tarafki yüzünde, bizden tarafki yüzünde okul. O tarafta aşağı doğru evler var. Orası biraz daha kalabalık. Bakın her yer mahalle arkadaşlar. Hiç ormanlık gibi görünüyor etraf ama her yerde mahalleler var böyle. Şurada var. Böyle ara ara her yerde mahalle var. Sık sık. Samsun'un merkezi de şurada kalıyor. Şimdi yavaş yavaş geri dönelim. Geldiğimiz yerden akşam da oluyor. Saat 4 falan olmuştur muhtemelen. Şimdi şöyle yavaş yavaş geldiğimiz yerden geri doğru dönelim bakalım. Şöyle eve doğru devam ediyorum arkadaşlar. Şurada bakın yolun kenarında mantarlar var. Ne tür mantar bunlar bilmiyorum. Şöyle azıcık da çevresini açalım. Burada mantarlara denk geldim bakın. Güzel bir mantara benziyor ama türünü bilmiyorum. O yüzden almayacağım tabii. Bilmediğim için ne tür bir mantar olduğunu. Bakın şöyle bir mantar. Bu mevsimde yetişmişler. Şöyle. Güzel de bir şeye benziyor ama zehirli olabilir bilmiyorum türünü. Şurada var bir tane.
türünü bilen arkadaşlar varsa yazsınlar yoruma. Bakın şöyle bir mantar. Burada bir tane büyükleri var. İki tane var hatta. Şöyle bir mantar çeşidi. Çok da elimi sürmek istemiyorum. Fotoğrafını da alalım bir tane de kapak yaparız. Bir koklayayım ben bunu. Çok kötü bir kokusu var. Çok kötü bir kokusu var. Şurada da var bakın. Şurada da görünüyor aynasından. Şurada bir tane daha görünüyor. Ne tür mantar bilmiyorum. Almayacağım o yüzden. Neyse biz yolumuza devam edelim. Buralarda mantar olabilir mi? Olabilir. Şu mevsimde buradaki mantarlar yenir mi? Ne tür mantar olur bilmiyorum. Burası bakın hep böyle meşe ağaçlarından oluşan bir orman. Bu sağ taraf meşe ağaçlarından daha çok oluşuyor. Sol taraf gürgen ağaçlarından oluşuyor. Sol tarafta beyaz orman mantarları oluyor. Şu an çekim yaptığım yerin sağ tarafında. Sağ tarafa geçti. Kamerayı çevirdiğim için. Beyaz orman mantarları oluyor Temmuz ayında ama şu an bir şey yoktur. Şöyle devam edelim biz bakalım yine yolumuza. Ormandan çıktım arkadaşlar. Az önce şu ormandaydım bakın. Şu girişi bizi uzun zamandır takip eden arkadaşlar hatırlıyordur. Oradan ben genelde mantar toplamaya girerken ormana oradan başlatıyordum videoları. Uzun zamandır bizi takip eden arkadaşlar hatırlamıştır orayı muhtemelen. Tabii o zaman yeşildi, şu an yapraklar döküldüğü için bu halde. Şöyle yavaş yavaş şuradan geçip eve doğru geçeceğim arkadaşlar. Bugün de böyle değişik bir video hazırladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın arkadaşlar.